Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle ENS yayınları Biyoloji Soru Bankası çözümlerine devam ediyoruz. Konumuz proteinler ve enzimler. Test 1 bir arkadaşlar. Birinci sorumuza bakacak olursak. Bir X enzimi uygun koşullarda parçalandığı zaman 1, 2, 3, 4 moleküllerinden hangileri mutlaka oluşur diye sormuş arkadaşlar. E enzim parçalandığı zaman mutlaka yapısında olan şey Apoenzim kısmı yani protein kısmıdır. Buna yardımcı kısımlar var. Koenzim var mesela. Vitaminden oluşabiliyor. Kofaktör var. Mineral maddeden meydana gelebiliyor. Dolayısıyla bakın bunlar net değil arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka bulunması gereken proteinin yapı taşı olan aminasitler olmalı. Steroidler zaten hormonlarda bulunur. Üreme hormonlarında. Enzimde bulunmaz. Vitamin koenzim kısmında Mineral kofaktör kısmında bulunur. Fakat bütün enzimlerde e, vitamin veya mineral ikisi beraber olmak zorunda olmadığı için mutlaka oluşacak olan yalnız iki olarak bulunur. İkinci sorumuz yemek yerken uzun süre besinleri ağızda çiğnemek sindirimi kolaylaştırıyor. Acaba yukarıda verilen durum enzimlerin hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır diye soruluyor arkadaşlar. Şimdi besinleri çiğnediğimiz zaman biz ne yapıyoruz? Şöyle büyük bir elma düşünün. Bakın para, param parça yapıyoruz dişlerimizde. Ve bu şekilde üzerine tükrüğümüzle beraber gelecek olan enzimler daha rahat ne yapıyorlar? Her tarafa yayılabiliyorlar. Ve etkilerini daha hızlı gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla e enzimlerin etkinliklerinin, supratlarının dış yüzeyinden başlatmaları dan dolayı ağızda çiğnemek ne yapıyor? Sindirimi hızlandırıyor. Sindirimi kolaylaştırmış oluyor. Sıcaklık artışı enzim etkinliğini azaltır. Artışı bir defa artırır. Azaltmaz artı çiğne, çiğneyerek bir sıcaklığını artırmıyoruz. Ee, B şıkkı her enzimin kendine özgü bir substratı vardır. Tamam var ama bunu neden neden çiğniyoruz? Yine bunu açıklamıyor. Enzimler ortamında %15'inde su olduğunda çalışır. Tamam doğru bir ifade fakat çiğnemeyle ne ilgisi var? Enzimler protein yapılıdır. Evet doğru. Fakat yine e, çiğnemeyle protein yapının herhangi bir ilgisi yok arkadaşlar. Burada ilintili olan şey D şıkkıdır. Üçüncü sorumuza bakacak olursak. Bir bitki hücresinde gerçekleşen bazı tepkimeler verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur diye sorulmuş. Karbondioksit ve su birleşmiş X enzimi ile glikoz oluşmuş. Yani fotosentez olayını gösteriyor bitki olduğuna göre. Daha sonra oluşan glikozlar aminoasite bakın dönüşmüşler. Dönüşüm reaksiyonlarına meydana getiren bir enzim olmalı. Daha sonra oluşan aminoasitler de ee, ne olmuş? Bir organelde de ribozom içerisinde Z enziminin katalizörlüğünde proteine dönüştürülmüşler. Buna göre hangileri doğrudur? X, Y ve Z tepkimeleri enzim denetimli gerçekleşir. Evet bütün reaksiyonlar canlılarda enzimlerin katalizörlüğüne gerçekleşir arkadaşlar. Z tepkimesi genetik şifreye göre gerçekleşir. Evet Z tepkimesinde protein sentezi var. Protein sentezi her canlının kendine özgüdür. Çünkü kendi DNA'sından şifre alarak kendi yapısına uygun proteinler üretilir. Tüm tepkime tüm tepkimelerde kullanılan enzimler ortaktır. Arkadaşlar her basamakta bakın farklı enzimler kullanılır. Bütün enzimlerimiz aynı olduğunu iddia edemeyiz. Kimileri bakın sentez, kimileri parçalanma, kimileri dönüşüm yapmış, kimileri sentez yapmış. Dolayısıyla bütün enzimlerin ortak olduğunu iddia edemeyeceğiz. Cevap 1 ve 2 olarak bulunur. Dördüncü sorumuz. Bir canlının vücudunda görev alan iki farklı bileşik enzimin yapısı aşağıda gösterilmiştir. Bileşik enzimlerde protein kısmı ek olarak yardımcı kısım var. Mesela minerallerden oluşan yardımcı kısım kofaktör adını alıyor idi. Vitaminden oluşan yardımcı kısım ise koenzim adını alıyor idi. Buna göre hangileri doğru değildir demiş bu enzimlerle ilgili. A enzimi kofaktör, B enzimi koenzim ile çalışır. Doğru bir ifade. Her iki enzimin yapısında bulunan proteinler ortaktır. Evet, her ikisinde protein apoenzimler bulunur. Fakat bunlar ortak mıdır acaba? Farklı enzimlerde aynı protein mi kullanılır? Böyle bir şey söyleyemeyiz. Doğru değilleri yani bunu alacağız. A ve B enzimlerin substratları kesinlikle farklıdır demiş. Hayır, bazen e, substratları ortak olup başka e, farklı enzimler bu substratı farklı moleküllere ne yapabiliyorlar? dönüştürebiliyorlar. Kesinlikle farklı diye bir ifade yine kullanamayız. Bulanılacağımız 2 ve 3 olarak bulunur. Beşinci sorumuz proteinlerin özellikleri ilgili olarak hangisi yanlıştır diye sorulmuş. Amino asitler peptit bağıyla bağlanırlar kendi aralarında. Bu şekilde proteini meydana getirirler. Doğru bir ifade. Genetik şifreye göre yani DNA'ya göre sentezleniyorlar şifre alarak. Bu da doğru bir ifade. Yapıcı onarıcı, düzenleyici ve enerji verici olarak kullanılıyor proteinler. Evet proteinler üçünü de ne yapabiliyor arkadaşlar? Gerçekleştirebiliyorlar. Hücrede sentezlendikleri organel ribozomdur. Evet ribozomun içerisinde proteinler üretiliyor. Tüm canlılar aynı çeşit proteini sentezlemez. Çünkü DNA'ları farklıdır arkadaşlar. Dolayısıyla DNA'ları farklı olan canlıların proteinleri de birbirinden farklı olmalı. 6. sorumuz XYZ ile gösterilen deney tüplerine bazı polimerler yani büyük yapılı moleküller ve bu moleküllerin parçalanmasını sağlayan enzimler eklenmiş. Ve buna göre diyor verilen tüplerin hangilerinde amino rastlanabilir? Yani hangilerinde protein sindirimi gerçekleşir? Hormonlar arkadaşlar protein yapıldır. İçeriye koyulan enzimler hormonlara parçalıkları zaman amino biz ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz. Yine protein zaten kendisi de doğrudan protein. Yapı taşları amino olduğu için sindirim sonucunda bir amino asitlere yine tüpleri rastlayabiliriz. Yine apoenzim kısmı protein kısmı arkadaşlar. Enzimlerin apoenzim kısmında protein vardır. Dolayısıyla sindirim sonucunda biz yine amino ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz. Bunların tamamında biz tüplerde amino ne yapabiliriz? Rastlayabiliriz arkadaşlar. Yedinci sorumuza geçelim. Evet yedinci sorumuz. Protein sentezleyen bir hücrede hangilerinde azalma görülür diye sorulmuş. Şimdi protein sentezi esnasında neler kullanılıyor? Amino asitler kullanılıyor. Bunlar birleştiriliyor. Bakın kendi arasında peptit bağlarıyla en tanesi ve proteini dönüşmüş oluyor. O zaman serbest amino asit miktarı bakın buradakiler azalacaktır. Ama enzim miktarı arkadaşlar azalmaz çünkü enzimler tekrar tekrar kullanılıyorlar. Azalma gerçekleştirmez. DNA da yine sadece şifre veriyor. Miktarında protein sentezinde bir azalma meydana gelmiyor. Dolayısıyla cevabımız yalnız bir olarak bulunur. Bileşik enzim, enzim, holo enzim, protein yapılı olan apoenzime yardımcı grup bağlanmasıyla oluşuyor. Ee, bakın apoenzime yardımcı kısım bağlanmış. Buna göre yardımcı kısım hangileri olabilir diye soruyor. Bu yardımcı kısım arkadaşlar kofaktör veya koenzim olabiliyor. Kofaktör veya koenzim olabiliyor. Koenzim ise bunlar vitaminlerden meydana geliyor. Kofaktör ise bunlar Mineral maddelerden meydana geliyor idi. Dolayısıyla kalsiyum bir kofaktördür, faktördür. A vitamini bir koenzimdir. B vitamini bir koenzimdir. Fakat civa arkadaşlar ağır metal yonudur. Bunlar inhibitör yani yavaştan veya durduran enzimlerin hızını kesen moleküllerdir. Ağır metal yonları yardımcı oldukları iddia edilemez. Onun için cevap 1, 2 ve 4 olarak bulunur. 9. sorumuz X basit enzimiymiş. Yani sadece protein yapılı enzimlere biz basit enzim diyoruz. Y bileşik enzimi ise proteine ek olarak arkadaşlar yardımcı kısım bulunduruyordu. İşte deminden beri söylüyoruz bu kısım ya koenzim ya da kofaktör olabiliyor. O zaman hangileri ortak olarak oluşur bunlar sindirilince arkadaşlar. Protein kısımları ortak olduğuna göre aminositler ortak olmalı. Şu bileşik enzimlerde bakın vitamin çıkabilir açığa. Mineral çıkabilir. Glikoz zaten çıkmaz. Ama ortak dediği için cevap yalnız 2 olarak bulunur. 10. sorumuza geçelim. Evet 10. sorumuz diyor ki bir hücrede gerçekleşen bazı enzimatik tepkimeler şematize edilmişlerdir. <laughs> Pardon. Buna göre hangisi yan doğru değildir diyor arkadaşlar. Şimdi X, Y'ye dönüşmüş enzim 1 katalizörlüğünde. Biraz büyütelim. Net gözükmüyor. Enzim 1 X, Y'ye dönüştürmüş. Enzim 2 ve 3 2 şurası, 3 şurası Y'yi Z'ye, Y'yi K'ya dönüştürmüş. Sonra enzim 4 Z'yi Q'ya, enzim 5 ise K'yı L'ye dönüştürmüş. Buna göre A şıkkı Z molekülü Z molekülü enzim 4'ün substratı evet enzim 4 bunu kullanmış çünkü enzim 2 ise bakın ne yapmış Z'yi üretmiş ürünüdür. Doğru bir ifade. Enzimler takım halinde çalışır. Evet bakın E1, E2, E3, E4, E5 bakın hepsi basamak basamak görev almışlar. Takım halinde çalışmışlar. Y molekülü enzim 2 ve enzim 3 enzimlerin ortak substratıdır diyor. Bakalım Y molekülü şurada hem enzim 2 hem enzim 3 bunu kullanmış. Enzim 2 Z'ye, enzim 3 K'ye dönüştürmüş. O zaman ortak substratıdır bu. Enzim 5 enzimi sentezlenemez ise, üretilemez ise ortamda K birikir. Çünkü enzim 5 olmazsa K dönüşemez. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. Enzim 2 ve enzim 3 enzimlerinin sentezlendiği gen bölgesi aynı mıdır acaba? İki farklı enzimden bahsediyoruz ve DNA'nın gen bölgesinin aynı olduğunu İddia ediyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir sürü gen var. Gen 1, gen 2, gen 3, gen 4. Nokta nokta bakın bir sürü gen var arkadaşlar. Her bir enzim farklı bir genden olmuş arkadaşlar. Üretilmiştir. Aynı genden üretildi iddia edilmez. Çünkü farklı enzimler. Her gen farklı olduğu için farklı enzimi üretir. Cevap edin olarak bulunur. 11. ve son sorumuza bakacak olursak. Bir bitki hücresinde protein sentezi sürecinde A, B ve C moleküllerinin miktardaki değişimler grafikleştirilmiş. Buna göre hangisi doğru olarak verilmiştir diye sorulmuş arkadaşlar. Biraz şu telim şıklar gözükmüyor. Şimdi sabit kalan bir şey varmış. Değişmeyen, artan bir şey ve azalan bir şey varmış. Şimdi protein sentezinde amino kullanılacak arkadaşlar. En tane amino kullanılacak. Bakın proteini ve n bir tane suya dönüşecekler bunlar. Dolayısıyla amino asit miktarının azaldığını söyleyebiliriz. Yani B amino asit olmalı arkadaşlar. Daha bir tane şık varmış. C artan şey ise protein olmalı. Çünkü amino asitler proteine dönüşüyorlar. Sabit kalan şey ise bakın tepkimeden değişmeden çıkan arkadaşlar enzimler olmalı. Buna dolayı cevabımız denizli olarak bulunmuş oldu. Evet bu şekilde sorularımızı bitirmiş olduk. Bir dahaki derslerimizde bu görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.